bazen korkutucu, bazen de en eğlenceli oyuncakların bulunduğu tema parklar 7'den 70'e herkese hitap edebilecek mekanlardır. Ancak her şeyin kullanım ömrü olduğu gibi bu tema parkların da bir kullanım ömrü vardır. Bu nedenle de bazen ya yıkılırlar ya da terk edilirler. Biz de bugün sizlere terk edilmiş korkunç tema parklarından bahsedeceğiz. İşte karşınızda en korkunç çocuk parkları. Bir, Pripyat Eğlence Parkı, Ukrayna. Terk edilmiş korkutucu çocuk parklarına Çernobil kurbanı Pripyat şehrindeki eğlence parkıyla başlıyoruz. Pripyat şehri yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bir yermiş. Ancak 1986'da meydana gelen Çernobil nükleer felaketinden sonra terk edilmiş. Radyasyona bağlı olarak şehir geri dönmesi güvenli olana kadar binlerce yıl boyunca el değmeden bırakılacak. Her bir köşesiyle ilgi çeken terk edilmiş Çernobil şehri Pripyat'ın en ürkütücü kısmı tartışmasız eğlence parkı. Felaketten 5 gün sonra açılması planlanan park hiç kullanılmamış. Paslanmış çarpışan arabalar, 26 metrelik ikonik dönme dolap ve daha birçok ürkütücü nokta Pripyat Eğlence Parkı'nı dünyanın en ilginçlerinden biri yapıyor. 2. Nara Dreamland, Japonya. Sırada 2006 yılında terk edilen Nara Dreamland tema parkı var. Japonya'da bulunan Nara Dreamland, doğanın içerisinde yok olmak üzere. 10 yılı aşkın süredir kapalı durumda bulunan Nara Dreamland tema parkına ait fotoğraflar görenleri çok şaşırtıyor. Çünkü bir döneme damga vuran güzel tema parkı şimdilerde bambaşka bir halde. 1961 yılında inşa edilen oyun parkı Japonya'nın Disneyland olarak anılıyormuş. Ancak kısa bir süre sonra Disney ve Universal Studio'nun kendi oyun parklarını açmalarıyla şehir merkezinden uzakta olan Nara Parkı popülaritesini yitirmeye başlamış. Kısa süre sonra ise kapatılarak çürümeye terk edilmiş. Bu ürkütücü terk edilmiş parka yıllar sonra girip fotoğraflarını çeken Fransız fotoğrafçı Romain Vallien ise bu oyun parkına şu sözleri söylemiş: "Tüm güzel hayaller bir gün son bulmak zorunda." 3. Spree Park, Berlin. Berlin'in güneydoğusunda bulunan Spree Park, Doğu Almanya'dan kalan miraslar arasında yer alıyor. İlk yapıldığı dönemde yerli halkın büyük ilgisini çeken park, hala ayakta olan dönme dolabı, eski ve paslı roller coaster rayları ve hasar görmüş dinozorlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tematik park 1969 yılında Doğu Almanya'daki komünist hükümet tarafından inşa edilmiş ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasına kadar ayakta kalmış. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardındansa sahip değiştirmiş. Parkın yönetimini 1991 yılında Norbert Witte devralmış ve bu dönemden sonra parkın cazibesi yavaş yavaş sönmeye başlamış. Çünkü Witte'nin yasal olmayan faaliyetleri Spree Park'ın sonunu hazırlamış. Böylece park 2002 yılında halka kapatılmış. Ancak kapatılması Spree Park'ı tamamen yok etmemiş. Yok etmek yerine onun yavaş yavaş çürüyerek daha korkunç bir yer haline gelmesine sebep olmuş. Harabeye dönmüş park kalıntıları arasında gerçek boyutlarıyla uyumlu olduğuna inanılan dinozor heykelleri, devasa dönme dolap ve eski bir roller coaster oldukça dikkat çekiyor. Hala daha ziyarete açık olan bu terk edilmiş park, yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 4. Disney'in Kayıp Dünyası. Florida'daki Walt Disney Dünyası'nın doğusunda, küçük bir göl olan Bay Lake ortasında küçük bir ada üzerine kurulmuş tema park bulunuyor. Aslında bu adanın üzerinde iki adet park bulunmakta. Birincisi Discovery Island Parkı, ikincisi ise River Village adındaki parklar. İki park da Walt Disney için çok önemliymiş. Keşif Adası Parkı 1974-1999 yılları arasında açık kalmış. River Village ise 1976-2001 yılları arasında açık kaldıktan sonra her iki park da sonsuza dek kapıları kapatmış. O yıllardan itibaren yavaş yavaş yıpranan tema parkın son hali ise oldukça korkunç. Bir dönem yüzlerce kişinin ziyaret ettiği bu güzel parkın günümüzde bu halde olması çok acı, öyle değil mi?
5. Dog Patch, Arkansas. Amerika, Arkansas'ta bulunan Dog Patch Tema Parkı küçük bir köy gibi görünüyor ve 60'lı yılların sonlarından 90'ların başına kadar açık kalmış. Bu tema park, karikatürist Al Capin çizgi romanı Lil Ebner'daki kurgusal köye dayanıyor. Parkta balık tutmak için tasarlanmış havuzlardan mağaralara, hatta at binmeye kadar her şey varmış. Bunların yanında, parkta ziyaretçileriyle etkileşime giren tüysüz Joe gibi karakterleri canlandıran maskotlar da geziniyormuş. Bu eğlenceli tema park kapandıktan sonra ise her şey kendi kaderine terk edilmiş. 2002 yılında ise park eBay üzerinden 1 milyon dolara satışa çıkarılmış. Dog Patch adındaki tema parkın son hali ise resmen içler acısı ve korkunç. 6. Six Flags, New Orleans. Bugün sizlere terk edilmiş eski eğlence parklarından bahsedeceğimizi söylemiştik. Fakat New Orleans'ta bulunan Six Flags Eğlence Parkı o kadar da eski bir park değil. 2005 yılının Ağustos ayından Katrina kasırgası nedeniyle kullanılamaz hale gelen park sonrasında kapatılmış. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına karşın kimse bu parkı tekrardan kullanıma açmak istememiş. Şimdilerde parkın yüzme havuzlarında timsahlar dolaşırken oyuncaklar küflenmiş durumda ve duvarlara grafitilerle bir şeyler yazılmış. Bu park da tek kelimeyle korkunç görünüyor. Ama her şeye rağmen yerinde duran oyuncaklar sanki bir gün insanlar tarafından kullanılmayı bekliyor gibiler. 7. Dadi Park, Belçika. Avrupa'nın en eski eğlence parkı olan Dadi Park, 1950 yılında Belçika'da bir papazın etkisiyle açılmıştır. Açıldığı ilk yıllarda çok sayıda kişinin ilgisini çeken parka bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi gelmiş. İçerisinde bir eğlence parkında olması gereken her oyuncağın yer aldığı Dadi Park, çocuklar için vazgeçilmez bir oyun noktasıymış. Ancak Dadi Park'ta bir süre sonra işler tersine gitmeye başlamış ve ard arda kazalar yaşanmış. Hatta 2000 yılında 9 yaşındaki bir çocuğun oyuncaklardan birinde kolu kopmuş. Bu büyük kazanın ardından çok sayıda suçlamanın hedefinde olan Dadi Park'ın ziyaretçi sayısı da kısa süre içerisinde büyük miktarda düşmüş ve sonunda park kapatılmış. Şimdilerde bir korku filminden çıkmış gibi duran park, korku meraklısı gençleri bile korkuturken kimse ama kimse bu oyun parkının yakınından bile geçmek istemiyor. 8. Gulliver's Kingdom. Japonya'da yer alan Gulliver's Kingdom Parkı'nın kapanmasının en büyük sebebi lokasyonudur. Ardındaki heybetli Fuji Dağı manzarasıyla parkın çok iş yapacağını düşünenler çok yanılmışlar. Çünkü dev Gulliver'ın boylu boyunca uzandığı park, Japonya'nın dünyaca ünlü intihar ormanının hemen yanında yer almakta. Böylesine ürkütücü bir yere komşu olan parka kim niye çocuğunu götürsün, değil mi? Parkın bir diğer komşusuysa ölümcül sinir gazı üreten bir fabrika ve kıyamet gününün merkezi olacağı düşünülen bir kasaba. Tüm bu korkunç komşular, bu eğlenceli olması beklenen çocuk parkını bir anda korkunç bir yer haline getirmiş ve park kısa süre içerisinde kapatılmıştır. Şimdilerde ise Gulliver's Kingdom Eğlence Parkı bölgenin ününe yarışır bir şekilde tüm korkunçluğuyla kendi kaderine terk edilmiş durumda. 9. Holy Land, Amerika. Amerika'nın Waterbury şehrinde bulunan Holy Land Parkı ilk ziyaretçilerini 1958'de ağırlamış. Açılışından kapanışına kadar her gün 40 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmış. Parkta Beytüllahim, Kudüs gibi kutsal şehirlerin küçük birer kopyasının dışında çok sayıda önemli sarayların kopyaları da bulunuyor. 1984 yılında yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan parkın sahibi ise 2 yıl sonra hayatını kaybetmiş. O zamandan beri ise parka kimse uğramamış ve park çürümeye terk edilmiş. Zamanla bina ve heykeller ciddi şekilde yıpranırken çim ve ağaçlar tüm yapıları kaplamaya başlamış. 2011 yılında ise terk edilmiş park, o yıpranmış haliyle ziyaretçilere açılmış. Ayrıca harap haldeki binaların tehdit oluşturması için kişiler bir rehber eşliğinde parkı dolaşıyorlar. 10. Keijonuma Leisure Land, Japonya. Japonya'daki Tohoku şehrindeki bu terk edilmiş tema parkta pas tutmuş oyuncaklar, yıkılmaya yüz tutmuş binalar var.
Bir dönem çok sevilen ve sıkça ziyaret edilen Keijonuma Leisureland, düşük doğum oranı ve istikrarsız ekonomi yüzünden 2002 yılında kapatılmış. Bu parkı korkunç yapan şey ise bulunduğu konum. Park, hayalet bir kadının olduğu düşünülen bir göletin hemen yanına inşa edilmiş. Bahsi geçen kadın, yıllar önce yılan insan karışımı bir canlı dünyaya getirince dehşete düşmüş ve bu gölete gidip hayatına son vermiş. Üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi hala daha kadının çığlıklarının duyulduğu iddia ediliyor. Bu korkunç sesler yüzündense Japonya'nın en eğlenceli parklarından biri olan Keijonuma kapatılıp çürümeye terk edilmiş. Peki bahsettiğimiz korkunç eğlence parklarından hangisini ziyaret etmek isterdiniz? Cevaplarınızı ve korkunç tema parklar hakkındaki görüşlerinizi bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.